Eyvallah. Bun bir hayratın, sersera, sercavara atın. Sevgili yoldaşlar, sevgili İstanbullular, kıymetli birinci bölge seçmenleri ve bütün buradaki hazırın, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz başımızın, gözümüzün üzerine geldiniz. Ne iyi ettiniz de bu baharı karşılamada bizlere yoldaşlık ettiniz. Tekrar merhaba. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi gerçekten dünya tarihinde çocuklarına bir bayram armağan etme inceliğini ve duyarlılığını göstermiş bir ülkeyiz. Bayram verdik ama bayram gibi günler veremedik ne yazık ki. Bu da hepimizin ayıbı ve sorumluluğudur. 100 yılını geride bıraktık. Artık çocuklarımıza yılda bir gün bayram değil, her günü bayram gibi olan bir gelecek için Yeşil Sol Parti'de huzurlarınızdayız. Hızır gibi yetiştik. Çünkü Hızır'ın kelime anlamı Arapça'da yeşil demektir. Yani o Hızır kıssası darda kalana yetişen şahsiyet anlamında bir yerleşik kullanımı vardır ama etimolojik kökeni, ontolojik kökeni hangisi ise şimdi meali diyeyim ben en doğrusunu ifade edeyim anlamı yeşil, yeşillendiren, yeşillik demektir. Şimdi Yeşil Sol Parti bu anlamda dara düşmüş, yok sayılmış, ötekileştirilmiş, herkesin imdadına Hızır misal yetişip mucize yaratmadan koluna girerek yan yana omuz omuza geleceğe doğru yürümenin adıdır. İşte Yeşil Sol Parti en başta budur. Şimdi emekliliğim gelmişti ama arkadaşlar dediler ki gel biz bu şimdi yaşlılara böyle diyorlar tecrübelerinden faydalanalım diye. Ama diğer adaylarımızın mücadele geçmişi, diğer adaylarımızın hikayeleri, özverileri bu partinin aslında bu ülkeyi yönetmeye, bu ülkenin geleceğini tayin etmeye ne kadar da layık olduğunu gösteren en canlı örnek. Kendilerini dinleyeceksiniz, kendilerini tanıyacaksınız. Bu başka hiçbir siyasal temsiliyette yok. O yüzden bize vermediğiniz oy boşa gider. Yok ölmesin, yaşasın. Tabii ki herkes tercih ettiğine versin ama öyle bir şey ki, öyle bir kritik kavşaktayız ki verdiğiniz bir oy eğer bu hükümeti görevden uzaklaştırmada bu kadar tayin edici bir nokta kazanmışsa oturup hesap uzmanı gibi titizlikle hesap etmek lazım. Buna yoldaşlarımız dahil. Yoldaşlarımız biz düştüğümüzde kolumuza girecek olanlar, onlar düştüğünde kollarına gireceğimiz kardeşlerimiz, yoldaşlarımız. Ama bu seçimin başka bir matematiği var. Oynamak kazanmak içindir derler ya. Tam öyle bir zamandayız. Zorbalar atını itini nallamış peşimize düşmüşler. Bu toplumda hiç ama
hiç kimseye nefes aldırmıyorlar. Kendilerine göre bir tasnif yapmışlar. Bunun dışında kalan Alevi'yi, Ermeni'yi, Kürt'ü, LGBT'yi bireyleri, herkesi yok sayan, yok saymakla da bu arada LGBT'yi sözleşmesini de imzaladım. Büyük bir onurla yaptım bunu. Herkesi de bu konuda ötekileştirici ya da daha kötüsü, aman ya şimdi başımızı sıkıntıya sokmayalımcı anlayışlardan uzak durmaya davet ediyorum. En kuvvetli çağrım buna. Kim ne derse desin. Bu halk her şeyi bilir. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu, ben Aleviyim, ne var bunda dedi. Bunu keşke daha önce söyleseydi. Birdenbire bütün bu propaganda tuzla buz oldu. Bu ülkede Kürt'ün adı da yoktu. Önce dağda gezen kart kurt diye adlandırıyorlardı. Sonra dağ Türkmenleri oldu Kürt halkı. Sonra adı eşkıyalıkla, terörle anılır oldu. Ama Kürt, ben Kürt'üm, ne var bunda? Ulusal demokratik kimliğimle ve bütün onurumla yaşayacağım dedi. Diliyle bunu unutturtmadı. Sıtranlarıyla, kılamlarıyla bunu unutturtmadı. Halaylarıyla bunu unutturtmadı. Ve şu bilinçle unutturtmadı. Ancak mazlum benim halimden anlar. Ancak mazlumla yan yana durursak bu zulme karşı dururuz dedi. Ve bugüne geldi. Bak, baraj sorunu vardı. Şimdi baraj sorunu olanlara bir şemsiye, onurlu bir şemsiye, ama böyle bir lütuf değil yani. Bir dayanışma şemsiyesi açar duruma geldi. Herkesin bundan gereken dersi, ibreti, sonucu neyse çıkarmasını diliyorum. Şimdi tekrar Yeşil ve Sol Parti'ye, Yeşil Sol Parti'ye gelecek olursak, önümüzde 3 hafta kaldı. Bu 3 hafta içerisinde o kadar abur cubur ettiler ki listeleri ve benzeri duyuruları, bize düşen kapı kapı gezmek, işitmeyen kulaklara kendimizi anlatmak, görmeyen gözlere kendimizi göstermek. Bakın şuradaki olan ve Yeşil Sol geleneğe gönül verip de burada olmayan herkes herhangi bir kapıdan refüze edilebilemez. Niye? HDP'li olmak, Yeşil Sol çatısı altında buluşmak. Şu anda bu memlekette sadece eza, cefa, sıkıntı ve benzeri şeyler getiriyor. Yani kendisi için bir şey talep etmeden ortaya kendini koyup, canını, enerjisini, itibarını koyup gece gündüz çalışana Yeşil Sol Partili denir. Diğer sistem partilerine bakın. Bir bardak çayı şuradan alıp şuraya korken benim bundan bir menfaatim var mı yok mu? Onu 40 kantarda tartmadan o çayı oradan alıp oraya götüremezler. Bir de bu kalabalığa bakın. Evinde aşını, yatağında çocuğunu, tarlada ekinini, dükkanda işini bırakıp partisi dedi mi, seçim zamanı dedi mi, bu dayanışmayı gösteren Yoğurtçu Parkı bunlara çok defa şahit oldu. Böyle bir halkın eseriyiz. Sorumluluğumuz da bir o kadar ağır. Bu yüzden Yeşil Sol Parti. Dolayısıyla gelecek önümüzdeki günleri çok iyi değerlendirmek bizim Türkiye halklarına karşı bir sorumluluğumuz. Bütün mazlumlara karşı sorumluluğumuz. Bu nöbeti, bu dönem tutacak olan ve vekil adaylar,
Sizden de ricamız, belki bu son ricamız, bu 3 haftayı bu şekilde değerlendirmek. Çünkü kendimize kendimizin propagandasını yapmakla bu sayı, bu çeper genişlemiyor. Ancak bugüne kadar duymayanlara, görmeyenlere anlatmakla kaim. Ben birkaç teşekkürle bitirmek istiyorum. Önce böyle bir günde burayı dolduran kendinizi bir alkışlamanızı rica ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Her birisi serkeftin civara. Herkesi bir kalemde sayayım teşekkür babında. Emek veren bütün yoldaşlarımızı. Ama bir teşekkür faslını özellikle en sona bıraktım. Çünkü bu partinin ana omurgası, taşıyıcı kolonları onlardı. Öyle kolon misali insanlar ki hiçbir deprem onları sarsmaya, kırmaya, yıkmaya gücü yetmedi. O da kadınlardı. Onlar bu mücadeleyi, onların iradesi, onların gücü aldı bugünlere getirdi. Bizi düzeltecek olan, yarınlara taşıyacak olan da bu iradedir ağırlıkla. Önlerinde saygıyla eğilip en büyük alkışı da hep birlikte onlara yapmamızı istiyoruz. ...14 Mayıs'tan sonraki ilk uygun günde demokratik zaferimizi halaylarla kutlamak üzere o gün platform kurmayalım. O gün sadece böyle halay çekelim, bir yeryüzü bahçesi gibi öbek öbek sesimiz birbirine karışsın. Hiçbir şey olmaz. İlle biri söyleyip geri kalanı dinlesin misali değil. Burada işte Ermeniler halayını çeksin. Burada Süryaniler, Kürtler orada, Türkler burada. Böyle bir zafer kutlaması için 14 Mayıs'tan sonra buluşmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. An Serkeftin, An Serkeftin, Serkeftin Jüver. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.